So say we all. 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 Merhabalar sevgili dostlar. Ayın uzak tarafında Far Side of the Yeni bir ay, yeni bir sezon. Dolayısıyla Yaman Otları bölümüne hoş geldiniz. hatırlarsanız önceki aylarda Yaman Otları ile birlikte sezonluk modu da inceliyorduk aynı bölüm içerisinde. Bu ay öyle yapmayacağız. Çünkü bu sezonla birlikte gelen sezonluk modda tek bir ile bütün görevleri yapamayacaksınız e, iki tane farklı türde desteğe ihtiyacınız olacak o yüzden sezonluk mod videosunda iki deste üzerinden inceleme yapacağız onun videosu ayrı olacak bu bölümde sadece yama notlarını ve yapılan değişiklikleri inceleyeceğiz kaldı ki crimson curse sonrasındaki gelen ayda yine ciddi değişiklikler oldu onun için konuşacak şeylerimiz var hem oynanışta kartların sayı oynanışında beklenen bir değişiklik yapıldı onunla başlayacağız e, ardından Monster'larda Dominance sistemi değişti Daha doğrusu ufak bir zayıflatmaya maruz kaldı Bu ufak mı ne kadar etkiliyor etkilemiyor onu konuşacağız Artı Nifgard'da tamamen Reveal çalışan kartlar değişti Dolayısıyla Nifgard'da yeni bir e, arka tip demesek dahi Çünkü Soldier'a döndüler Yani Soldier arka tipi zaten vardı ama Ne kadar oynanabilir oldu olmadı biraz da ona bakacağız Diğer değişikliklerle birlikte O yüzden isterseniz fazla vakit kaybetmeyelim Hemen başlayalım Pekala sevgili dostlar, isterseniz hemen şöyle bir genel değişiklik listesiyle başlayalım. Ee, özel kartlarla alakalı bir değişiklik var. Şöyle oynanışıyla ile alakalı. Öncesinde hem elinizde seçiyordunuz, daha sonra oynamak için seçmeden önce bir de e, savaş alanına tıklamanız gerekiyordu. Aradaki gereksiz tıklama safhasını kaldırmış bulunuyorlar. Dolayısıyla çok kısa da olsa bir süreden kazanmış oluyorsunuz. Bu tip zaman kaybettiren bütün oyun mekanikleri dikkat ederseniz yavaş yavaş ayıklanıyor zaten aylar geçtikçe. Daha önce söylenene kadar hiç fark etmediğim bir şey vardı. Rol'lar arasında yani mevziler arasında seçilemeyen bir bölüm varmış bir boşluk gibi. Bu mevzi sınırlarını genişleterek bu sorunu çözmüşler. Dediğim gibi öncesinde çok fark ettiğimde bir şey değildi zaten. Şu önemli bir değişiklik aslında bilmiyorum farkında mıydınız ama son maligana son kart yaptığınız zaman Elinizdeki kartı desteğe gönderir göndermez hemen o Mulligan sayfası kapanıyor ve savaş alanına dönüyordunuz. Ve son çektiğiniz kartı göremiyordunuz. Elinizi tekrar kontrol etmeniz gerekiyordu. Ee, yarım saniyelik bir orada bekleme süresi koymuşlar. Dolayısıyla çektiğiniz son Mulligan sonrasında çektiğiniz kartı da elinizde görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı kartlar illa kendi tarafınıza ya da rakip tarafına oynanmak zorunda değil. Her iki tarafı da oynanabiliyorlar. Bu durumlarda sadece sizin ya da rakibinizin tarafı değil bütün savaş e bütün muharebe alanı kart seçtiğinizde oynanabilir olarak Görünecek ee, Yine görsellikle de alakalı biraz daha oynanışı kolaylaştıran bir değişiklik Bu noktada işte dinf kart Bayağı bir değişiklik gördü demiştik mevcut arka tip ve stratejisi Oynanış stratejisini değiştirecek şekilde toplam 12 kartta değişikliğe gidildi Bu noktada CDPR'ın stratejisini biliyorsunuz eğer bir kart Tamamen eski yeteneğinden Vazgeçilip yeni bir hale sokulduysa Belirli bir süre boyunca millediğinizde tam değerini veriyor bu 12 kartta sezon başladıktan sonraki 3 gün içerisinde millediğinizde tam scrap değeri verecekler. Ama zaten bunlar bir şekilde nif oynadığınızda ihtiyaç duyacağınız kartlar olacak. Bu noktada millemenizi çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu kartlar üzerinde yapılan bu 12 kart üzerinde de yapılan bütün değişiklikleri zaten nif kart kısmına geldiğimizde inceleyeceğiz. Pekala hemen şöyle yeni değişikliklere geçelim. Burada birkaç tane önemli şey var. Ee, uzun zamandır beklenen bir şeydi. Drag and Drop. Ee, eski yani Homecoming öncesindeki güvenlikte olan ama Homecoming ile birlikte değişen bir sistemdi. Şu an e, bu patch öncesine kartlarınızı nasıl oynuyordunuz? Elinizle tıklıyordunuz, ondan sonra tekrar savaş alanına tıklayarak oynuyordunuz. E, başka kart oyunları oynuyorsanız, ben kendimden olarak MTG'den örnek verirsem, kartı basılı tuttuğunuzda istediğiniz alana sürükleyip sonra da ilgili noktaya bıraktığınız zaman oynayabiliyordunuz. Buna benzer bir sistem gelecek demişlerdi ama burada şöyle bir farklılık var. Bu aslında tam bir drag and drop değil. Yani click and ile drag and drop arasında bir sisteme geçtiler. Nasıl? Elinizdeki kartı seçili tuttuğunuz zaman öyle etrafta gezdiremiyorsunuz ama sahada oynayacağınız yerin üstüne getirdiğiniz zaman mouse'unuzu orada onun bir iz düşümünü görüyorsunuz. Dolayısıyla ne tam bir e, eski sistemle tıkla oyna, ne de tam bir sürükle oyna. İkisinin arasında bir sisteme geçti. Fena değil. Bence oldukça ideal. Bunu özellikle e, yapmalarının sebebi de mobile çıkacağı için güven bu tip bir özelliğin gelmesi gerekiyordu. Onu çözmüş oldular. Bununla birlikte gelen bazı değişiklikler de var doğal olarak. Ee, hemen hemen şu bölümde görebileceğiniz üzere. Nedir? O kartı seçtiğiniz zaman, seç basılı tuttuğunuz zaman mouse'unuzu bir ok çıkıyor. Kendi tarafınızı oynayacaksanız eğer o kartı kendi mevziniz kısmına mavi oluyor rakip mevziler tarafına kırmızıya dönüyor. Yani görsellikle biraz daha oynanışı kolaylaştırmak anlamında bazı değişiklikler. E, aynı şekilde eğer bir kart kesinlikle belli bir sıraya oynanınca tek bir yeteneğini gösteriyorsa, e, ilk kart seçtiğinizde o sıra daha e, highlightlanmış bir şekilde size gösteriliyor ki hata yapıp da yanlış yere oynamayın diye. Bu şekilde biraz daha işte sizde oynanış açısından kolaylaştıracak değişiklikler var. Bu noktada bilmiyorum CDPR'ın son yayını izlediniz ama Slama'nın bir roadmap ile alakalı yeni bir videosu vardı yine orada ayrı bir bölümde göstermişlerdi. Özellikle kartlarda şunu da değiştirmek istiyorlar. Savaş alanına oynandığında birçok kartın hem faction özelinde hem belki arketipi özelinde oynanırken çıkartacağı ses efektleri özelinde e, daha farklı hissettirmesini istiyorlar. Yani siz hiç olsa sırada oyuna bakmıyorsanız bile belki hangi faction'ın oynandığını, hangi arka tipin oynandığını biraz daha anlamanızı istiyorlar. Sadece onların o sözleriyle değil. Onlar zaten oldukça belirleyici. Her kartın kendi bir sözü var, seslendirmesi var vesaire ama oynadığınız zaman çıkarttığı ses efektinden bahsediyorum. Onlar özelinde biraz daha belirleyici, ayırt edici olmaya çalışacaklarını söylediler. Ufak ufak o noktada değişiklikler oluyor. Neler geldi bu arada bu sezonla birlikte? Yine geçen sezon gelmesi gereken ama gelmeyen Crimson Curse liderlerinin ödül ayrı ayrı ağaçları açıldı ve dolayısıyla her birinde ayrı ayrı yeni bir skin paketi var. Bu noktada onu da söyleyelim. Yine oynanışla alakalı destekleyici bir değişiklik oldu. Bilmiyorum hiç dikkatinizi çekti mi? Mevzilerin kenarında onların simgesi vardır. Küçük böyle yüksek bir tuş şeklindedir. Oraya tıkladığınız zaman artık işte ön mevzisi ön, arka mevzisi arka mevzi. Onları tıkladığınız zaman eğer o mevzilerde herhangi bir e, Havaya hava vesaire etkisi varsa işte Dragon Stream oynandıysa ne bileyim Fog oynandıysa vesaire onun kaç tur süreceğine dair bir bilgi çıkacak yanında. Takip edebileceksiniz bu şekilde aklınızda olsun. O zaman hemen isterseniz Kart değişikliklerine başlayalım. Neatul kartlarla birlikte. Pekala. Sıradan gidelim. Hemen Tristel'e ile alakalı bir değişiklik var. Trist ne yapıyordu önceki halinde? Rakibinizin ya da sizin Destenizde Mevcut kalan kartlardan Eğer bronz özel kart varsa O seçeneklerden 3 tanesini önünüze getiriyordu. Siz de onlardan birini oynayabiliyordunuz. Dolayısıyla birazcık kısıtlı bir karttı. Neden? Çünkü Sizin destenizde çok olmayabilir. Veya oynamış bulunursunuz. Elinizdedir vesaire. Rakibinizde zaten hiç yoktur ya da onun elindedir ya da oynamış bulunmuştur. Dolayısıyla sizin kart seçeceğiniz havuzu baya bir kısıtlıyordu. Bazen belki hiç bulamıyordunuz. Şimdi ne yaptılar? Starting deck'te yani başlangıç destenizde olması Tris'in o seçenek ekranında gelmesi için yeterli. Yani destenize laseret attıysanız her zaman Tris'i oynadığınızda bir bildaceret bulacaksınız. Rakibinizdeki seçenekler ve sizdeki seçeneklerden bir havuz oluşturulup oradan 3 tane kart her seferinde e, rastgele olarak önünüze gelecek. Birkaç tane e, özellikle soldier destelerinde gördük. ile birlikte orada yapılan değişiklikler sonrasında işte Bone Talisman ve Lasaretle birlikte oynuyorlardı. E, mimden öteye geçeceğini düşünmüyorum. İlk başlarda böyle kartlar biraz heyecanlı olur ama e, sonrasında çok belki spesifik desteler dışında çok çok faydalı olacağını sanmıyorum. Yine mevcut şeyinde düşününce Tris'in Provision'ı vesaire de düşününce eğlenceli bazı desteler için kullanılabilir. Ama genel olarak rekabetçi destelerde çok yer bulacağını düşünmüyorum. meta oturduktan sonra özellikle. Caldwell. Şimdi e, Monster'lara geçince Dominance'dan bahsedeceğiz. Dominance'da çok önemli bir değişiklik oldu. Caldwell de biraz o noktada aslında. Dominance mantığıyla değişikliğe uğradı. Caldwell biliyorsunuz kendisini de sayıyordu eskiden en uzun birim olarak. Dolayısıyla siz boş bir tahtaya dahi oynasanız veya örnek veriyorum şöyle diyelim rakibiniz tek bir birim oynamış üçlük bir birimi var. Sizde hiç birim yok. Caldwell'i oynuyorsunuz. Caldwell 10 kendisi en yüksek birim. Dolayısıyla sizin tarafınızda kalıyor. Artık öyle yapmayacak. Ne yapıyor? Kendisi dışında en uzun birime bakıyor. Yani sizin Caldwell'i hiç hesaba katmadan en uzun birime zaten sahip olmanız lazım ki Caldwell sizin tarafınızda kalsın. Dolayısıyla Caldwell'in oynanması biraz zorlaştı. Çünkü hatırlarsanız Caldwell genelde ne yapılıyordu? İşte bazen İkinci turlarda eğer rakip sizi kanatacaksa, zorlayacaksa, itecekse ilk elden hemen Caldwell'i çıkıyordu ki. Çünkü Caldwell'i sıkışırsa da işte herhangi bir konsüm kartıyla yesin ya da Cyclops'la sizden birini vurmaya harcasın. Dolayısıyla o riski almasın. Ama artık o zorlaşacak çünkü direkt elden Caldwell'i çıkamazsınız. Caldwell'i çıktığınız anda işler riskli olacak kendisini saymayacağı için vesaire. Caldwell stratejisi bu noktada biraz darbe yedi diyebiliriz. Olgerd'in Provision'a düşürülmüş Biliyorsunuz her zaman bunları söylüyoruz Oynanmayan kartlar genelde Provision'a düşürülüyor bir sonraki sezonda Olgerd nasıl bir kart Ki baya bir değişikliği Vurdu bu Provision ve vücut açısından Şimdiye kadar Homecoming'den beri Hemen hemen iki ayda bir bir şeye uğruyor Olgerd her tur Order'la kendisini iyileştirebileceğiniz bir kart Dolayısıyla Self-Harm destekleriyle sinerjisi var aslında Şimdi göreceğiz skeli gelince Priest'ler güçlendirildi Prisler ne yapıyor? Yandaki birimi bir hasar verip kendisini iki güçlendiriyor. Dolayısıyla o tip destelerde yer bulabilir aslında. Provision'ın düşürülmesi o noktada faydalı olabilir. Özellikle ilk başlarda çok fazla removal da olmazsa. Çünkü kilit dışında bir removal ortadan kalkması da zor. Vücudu 6 çünkü o geldin. biliyorsunuz genelde mekanik kartların en uzunu 5 oluyor. 6 pek görmezsiniz. O noktada aslında belki denenebilir. Yani en azından insanlar bir şans verecektir bu halinden sonra. Cell farm da biraz daha güçlendiğini düşünürsek. Arketip olarak biraz görebiliriz ama ondan sonra devam edip etmeyeceğini gene e, alabildiğiniz fayda e, karar, fayda sonucuna karar vereceksiniz. Gimpy Gervin yine e, zaman zaman devamlı eee zayıflatmaya uğrayan bir kart. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu ilk geldiğinde Tronbreaker'la yani Homecoming'in ilk sezonunda vücudu 4 provisionı 7 idi. Önce provisionı 8'e çıkardılar sonra vücudunu 3'e düşürdüler. Şimdi vücudu 3 provisionı 9. <laughs> E kaldı ki aslında an itibariyle e, biraz swarm desteleri var şu an. Yani Gimp'i bulundurmak zorunlu gibi görünse de baktığınız zaman o deste dışında da Gimp'den çok da verim alamıyorsunuz. Özellikle projenin 9 olduğu için. Çünkü en iyi ihtimale göre değil de kötüye göre baktığınız zaman eğer rakibiniz herhangi bir kopyalı kart yoksa e, çift kopya bronz o o turda oynayacağınız turda bir anda sadece 9 provision 6 birimlik bir oyun oluyor Ve 3 hasarla Doğru düzgün bir mekaniği de ortadan kaldıramayacağınızı Düşünürseniz Biraz riskli bir oyun oluyor Dolayısıyla mevcut metaya göre Desteği ekleyip eklemeyeceğinize karar vereceğiniz bir Kart haline geldi iyice Gimpy Girvin Okvis e, ile alakalı bir değişiklik oldu ki bu Okvis neden bu kadar uzun zaman aldı bu <laughs> Provision zayıflatmasını yemesi bilmiyorum. E, çünkü hakikaten Okvis bir neutral bir kart artı hemen hemen her destede oynayabilirsiniz. Ve her zaman Provision'ı karşılayacak bir kart. Yani kitlenmediği sürece yine 10 Provision üzerinde çok rahat skor üretir. Çünkü vücudu 5 zaten genelde son roundlara saklıyorsunuz. 6 turluk bir son roundda dahi bu demek oluyor ki nereden baksanız provision'ı Provision değerini bulacak ve belki de rahat rahat geçecek. O yüzden bu haklı bir zayıflatma. Daha önce olması gerekiyordu hatta diyebiliriz. Tucson Mutna Sword'un e, verdiği hasar 4'ten 5'e yükseltmişler ama kesinlikle yine yer bulabilecek bir kart değil. Biliyorsunuz bu eğer rakibinizde kalkan varsa onu tamamen ortadan kaldırıyor. E yani Gregor dışında uzun öyle kalkanlı birim yok. Çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum yani yer bulacağını gene Zannetmiyorum Bu noktada bu ikisini birlikte bakmamız lazım e, Regis bence haklı bir Zayıflatma yedi Gerçekten Banish'de yapan bir kart için 9 Provision azdı Zaten 8 birim her zaman 8 birimlik bir skor üretebiliyorsunuz bir de Banish yapıyorsunuz 9 azdı onu 10 yaptılar onu 10 yaptıkları için Eğer Enrage 9'da kalsaydı herkes Enrage tekrar tercih edecekti ona dönecekti bu olmasın diye onu da 10 on yapmak zorundaydılar. Dolayısıyla bu ikisini birlikte değerlendirmemiz lazım. Gregor'la alakalı bazı şikayetler olmakla birlikte bence sorunlu bir kart değildi. Ee, onun için çok ufak bir zayıflatmaydı diyebiliriz. Bütün sistemi aynı, sadece kendisini 6 değil 5 güçlendiriyor. Bu da demek oluyor ki yine her zaman 10 e, puanlık bir skor üretecek. Yani haydi haydi yeterli bir kart. Özellikle etni de kesinlikle eklemeniz gereken. Yani daha doğrusu desteğinizde zaten olduğu için çıkartmamız gereken bir kart Gregor ondan bahsedebiliriz. E, Peller, Peller ne yapıyordu? Ondan bahsetmeden söylemiyorum. Peller bir purify'dı... Yani eğer özellikle full mekanik bir destekle oynuyorsanız ya da bir iki tane çok önemli bel bağladığınız mekaniniz varsa destenize Peller ekleyebilirsiniz ki rakibiniz sizin o mekaniklerinizi sadece kilitle durdurmaya çalışırsa o kilitlerden kurtulabilirsiniz. Çünkü Peller'ın Provision'ı 5. E, o testlerde bence çok rahat yer bulabilir. Vücudu da 4 olduğu için artık e, en kötü durumda dahi elinizde olsa bile 4 birimlik bir kalp oynayacaksınız. Çok büyük bir kayıp olmayacak. Dolayısıyla paler iyi. Peller'ı düşünebilirsiniz. Demeterium ve Bomb ve Dragon Stream'in kategorileri Alchemy'den Bomba dönmüş. Zaten bir Bomb kategorisi vardı. Bunlar da Neotul kartlar yine. Bilmiyorum belki bombla alakalı daha sonra gelecekte bir şeyler daha gelecekse bunları da o bölüme almış oldular yani Şu an yorum yapılabilecek bir şey yok bu durumda Pekala artık isterseniz Faction özelliğinde Değişikliklere gelelim Monsterlar Şimdi şöyle bir kartlara hiç bakmadan önce Şöyle yapalım hatta pardon Önce bir lidere bakalım Bütün Factionlarda öyle yapalım önce lideri sonra genel değişikliği sonra kart değişikliklerini konuşalım Monster'da sadece Eredin'de bir değişiklik oldu Eredin biliyorsunuz yani Homecoming öncesinde çok spesifik bir liderdi. Hikayeyle de lore'la da çok uyumlu bir liderdi ama o özelliğini Homecoming ile kaybetti. önce bağışıklık veriyordu hatırlıyorsanız 4 güçlendirip sonra Crimson Curse birlikte onu bağışıklık vermeyip kalkan vermeye çevirdiler. Şimdi de onu ikiye böldüler. Ne yaptılar? güçlendirmeyi 4'ten 2'ye düşürdüler ama charge verdiler. Yani 2 kez yapıyorsunuz. Dolayısıyla toplamda 2 kez Herhangi bir birimizi iki birim güçlendirip kalkan vereceksiniz. Baktığınız zaman eğer bu e, ne bileyim Northern Rams'ta bir lider olsa olur. Çünkü kalkan vereceğiniz ve güçlendiğiniz mekaniklerle şansınızı arttırırsınız. Düşünsenize şeye kullandığınızı, Northern Rams'te Corvaya kullandığınızı, değil mi? Öyle bir durumda mantıklı. Ama Monster'da, e, Monster Faction'da o kadar mekanik ağırlıklı yok. Yani tamam şey var, Nedalon imleri threat var. E, Imlerit var ama şimdi Dominance'daki değişiklikle konuşacağız. Imlerit'i 7'ye çıkartıp kalkan vermenin çok çok bir anlamı olmayacak. Yani gene denemek lazım ama ben hala Eredin'in böyle arafta kalmış bir lider olduğunu düşünüyorum. Bu değişikliğin de çok bir şey değiştireceğini sanmıyorum açıkçası onu da söylemiş olayım evet en büyük değişiklik dominance sistemi değişti nasıl işliyordu dominance sahadaki en yüksek birime siz sahip misiniz değil misiniz ne değişti? Artık bir kartı oynadığınız zaman Dominance'a o kart dışında zaten sahip olmanız gerekiyor ki oynadığınız kartın Dominance'dan faydalanabilirsiniz. Şöyle anlatalım hemen. Protofilader üstünden örnekle anlatalım. Protofilader'ın vücudu neydi? 4'tü. 3 hasar veriyordu rakipten herhangi birine. Eğer sizde Dominance varsa 3 hasarı vermekle kalmıyor. Onu Drain olarak kullanıyor. Yani rakibe 3 hasar veriyor kendisini 3 güçlendiriyor. Böylece toplamda 7 vücuda ulaşıp 3 hasar verdiği için 10 puanlık bir oyun oluyordu. Diyelim ki rakipteki en uzun birim 4 ama sizdeki 3. Dolayısıyla Dominus'a sahip değilsiniz. Ama Protofladder'ı oynuyorsunuz. Protofladder'ın vücudu 4 oynarken. Dolayısıyla kendisini sayıyor. Ve Dominus'a sahip oluyorsunuz. Ve Dominus özelliğini gösterebiliyordu. Ama şimdi ne oldu? Şimdi aynı o senaryoda oynarsanız Protofladder'ı kendisini saymayacağı için. Kendisi dışında savaş alanına bakacağı için. Sizde 3 rakipte 4 var. Dolayısıyla Dominus'u kullanamayacak. Bu hem yerinde bir zayıflatma hem de destesine ve oynama tarzına göre çok da etkilenmeyeceğiniz bir zayıflatma. Yani bilmiyorum ne çok dikkatli çektim ama Dominance'a biraz bel bağlayan belki bir noktada Garnikora vardı. Woodland Spirit Biraz daha Dominance dışında oynuyordu. Yani Dominance'a da ihtiyaç duyduğunuz kartlar belli zaten. Baktığınız zaman Monster Faction'da oynadığınızda. İşte Protofladder Dominance'a ihtiyaç duyuyor. İlla oynayacaksanız Caldwell ihtiyaç duyuyor. Rider'lar ihtiyaç duyuyor gibi. Onun için çok çok Dominance'a ihtiyacınız olmuyordu. Ki Çoğu şey destesi, Woodland Spirit destesi zaten Protofladder kullanmıyordu. Artı onların Woodland Spirit'in bağışıklı olan Werewolf'ları düşündüğünüz zaman çok fazla Dominance sıkıntısı da yaşamıyorlardı. Dolayısıyla bu biraz daha işte Dead lafla Dominance oynarsanız ya da Gernikora ile Dominance oynarsanız etkileyecek bir sistem. Orada da çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünseniz Protofiladır'ları atar kurtulursunuz. Ama işte Rider noktasında tabii bir değişiklik oluyor. Çünkü neden? Rider'ları eskiden tek seferde boş tahtaya oynayabiliyordunuz. Şimdi oynayamayacaksınız. Çünkü kendisini saymıyor. Tahtada kart yok. Marabona'da kart yok. Dolayısıyla kendilerine çıkmıyorlar. Bir başlangıç oynuyorlar kullanamayacaksınız. Ya da rakibiniz ikinci tur dry pass dediğinde deyse zincetmek adına rider'ları kullanamayacaksınız. Bu yüzden rider'ların da provision'ını ve gücünü düşürdüler. Provision 6'dan 5'e gücü de 4'ten 3'e düştü. Ama o kadar e, kısıtlı inceltme kartından mekaniğinden biri ki monsterlarda gene kendilerine yer bulmak zorundalar. Bir şekilde oynamaya çalışacaksınız. Çok da zor değil onu söyleyeyim özellikle mavi coin'deyseniz zaten e, biliyorsunuz taktik avantajınız var onunla her zaman en uzun birime sahip olup taktiği üstüne rider'ları çıkabilirsiniz Veya dediğim gibi Başka uzun birimler oynayarak rider'lara fırsat yaratabilirsiniz Buradaki en büyük zayıflatma bu Dominance ve şeyle birlikte baktığınızda Caldwell ile birlikte baktığınızda Caldwell 8 Provision'a gerçekten çok rahat yer bulabilen ve e, Çok sağlam bir mekanikti çok sağlam bir oyundu Monster'lar adına. Onu kaybetmiş oldular. Aslında totaldeki en büyük kayıp o Monster'lar adına. Ee, onun yerine de biz tekrar mesela hafta içi baya bir eski destileri ve yeni destileri test ettik. 3 günkü yayınları tamamen onlara ayırdık. Biraz test haftası oldu. Ee, orada Monster, orada Woodland Spirit'le de oynadım ben. Ve günün sonunda gördüğümüz şuydu. Coldwell'i falan çıkardık dolayısıyla. Woodland Spirit hala Monster'larda belki de en güçlü deste, en güçlü lider ve çok rahat tier 1 diyebilirsiniz hala. Dolayısıyla destenizde bazı değişiklikler yapacaksınız. Ufak oynamalar yapacaksınız ama tier 2'ye dahi düşmeyecek. Dolayısıyla yerinde bir zayıflatma. Stratejileri değiştirdiğinizde de kurtulabileceğiniz, sıyrılabileceğiniz, çevresine dönebileceğiniz bir zayıflatma olarak düşünebiliriz. Bu noktada başka neler değişti? Monsterlarda. İmlerit değişti. Hatırlarsanız Crimson Curse'la birlikte Skelly gibi bir kart gelmişti. Aynen bu mekanikle çalışsın O Berserk'le çalışıyordu. Her tur bir hasar veriyor. Berserk'e geçince iki hasar vermeye başlıyordu. Immunity'i de buna çevirdiler. Neyle? Dominance'la çevirdiler. Immunity normalde eskiden şöyle Dominance yoksa hiç hasar vermiyordu. Artık öyle değil. Standart her tur bir hasar verecek. Yani bir Pavko Gale oldu. Ama Dominance'a sahipseniz yani Immunity'in dışında en uzun birim sizin tarafınızda ise bu sefer iki hasar veriyor. Yani aslında imleri açısından daha güzel bir değişiklik oldu diyebiliriz. Çünkü hiç değer kaybetmeyeceksiniz. Rakibiniz kilitleyip ortadan kaldırmadığı sürece her tur bir hasar vermeye devam edeceksiniz. Çünkü bu bir hasarı belki e, otur için olmasa bile bir sonraki turlar arasında dominansı kontrol etmek açısından da kullanabilirsiniz. Veya biliyorsunuz genelde e, monster desine çok büyük removal'lar yok eğer doğru bir şey stratejisi gitmez. Eğer işte relic meclerle bir stratejiyle alt hasara çevirmezseniz, işte ne bileyim parazit falan eklemezseniz, diğerleri huntlar vesaire 3 hasar vuruyor. Dolayısıyla o sistemle de belki kullanabilirsiniz. Bu noktada cyclopsların da mesela değeri düşürüldü, gücü düşürüldü. provisionları aynı ama vücutları 5'ten 4'e düşürüldü. Bu bence çok kötü bir zayıflatma. çünkü vücutların 4'e düşmesi demek, eee tribe'la sinerjisini bozmak demek. Bunu neden yaptıklarını anlamadım. Çünkü biliyorsunuz thrive sistemi çok önemli bir mekanik monsterlarda Ve artık şeyleri oynamak çok zor zaten, nekkerleri oynamak çok zor Neden zor? Çünkü Squirtle tamamen işte Broklon Sentinel'leri düşünün Deathblow'lu kartları düşünün Bunlarla tamamen rakibi bu sefer ekstra sayı vermiş oluyorsunuz nekkerler oynayarak siz hiçbir şey kazanmaktan yani. dolayısıyla desenize nekker ekleyemiyorsunuz Aynı sıkıntı Drowner'lar için var çünkü vücutları iki. Drawner'ı etkilemekten de çekiniyorsunuz ne kaldı Wyvern'ler kaldı 3 vücuda sahip Tamam Revivalinden sonra hemen Cyclops oynamak zorundasınız ki Trial'den faydalanırsınız 4 olsunlar. Ama yapamazsınız çünkü Wyvern e oynadıktan sonra başka bir birim oynamalısınız ki o Cyclops hedefiniz olsun. Dolayısıyla bu da demek oluyor ki o Cyclops hedefiniz oynadığınız anda Wyvern zaten 4 vücuda ulaşacağı için Cyclops'la onun Trial'den faydalanamayacaksınız. Aynı şekilde Necker veriyorlar 4 vücuda sahip olduğu için gene Trial'den faydalanamayacaksınız. Dolayısıyla Cyclops'lar bir anda Trial oyununun dışında kaldılar. Bir, en büyük zayıflatması bu. Siz vücut bir anda 5 tane düştü. Ne olacak ki diyebilirsiniz. Ama Tribe'a büyük darbe vurmuş oluyor bu değişiklik. Ama yine de kontrol noktasında birçok sıkıntısı olduğu için mutlaka e, monster desteleri Cyclops'lar gene yer bulmaya devam edecek. Etmek zorunda ama Tribe'la bağını sinerjisini kesmiş oldular. Alpha Werewolf'un Provision 5'ten 6'ya çıktı. Yerinde bir karar. Çünkü Alpha Werewolf Genelde Tribe için oynanan kart olmakla birlikte her zaman gene 6 provision üstüne çıkıyor. Ama bir noktada da güzel bir lider hedefi Butland ile oynarken dolayısıyla bence de altı provision bu noktada haklı bir değişiklik. Ve yani benim eh işte dediğim bir değişiklik var burada. Relic match'ler. Hepsinin vücudu 5'te hatırlarsanız ve işte ya iki hasar ya iki güçlendirme ya da tek bir birimi consume vardı. Ne zaman birini oynarsanız bir sonraki oynayacağınızın değeri katlanıyordu. Yani işte önce tek bir birimi consume oynarsanız güçlendirme yapan 2 değil 4 yapıyordu. Ondan sonra 3. sırada hasar oynarsanız 2 değil 4 değil 6 hasar veriyordu gibi bir sinerji var. Sinerji devam ediyor. Sadece boyları değişti. Ne oldular? 5-5-5 yerine 4-5-6 oldular. 4 olan hasar veren. Bu noktada bu aslında şu noktada güzel. Genelde hasar veren hep sona saklanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla 5 vücut 6 hasar 11 bir birimlik bir son tur oyunu oluyordu. Artık ne oldu? 4 vücut 6 hasar 10 birimlik bir oyuna dönüştü. Tamam mantıklı. Ortada güçlendirme yapanın vücudu 5 kaldı. E, ee, edenin vücudu bu sefer 6'ya çıktı. Yani toplamda bir maç boyunca yine relic mecradan alacağınız toplam skor değişmedi. Ama turlar arasındaki puanlar değişti. İlk turda daha fazla son turda ilk turda bir puan fazla son turda bir puan azalıyorsunuz. Ama benim burada biraz şey yaptığım e, boyunun uzaması 5'ten 6'ya çıkması bir noktada iyi, bir noktada kötü. Yani kötü çünkü ilk turda oyununuzda eskisinden daha uzun olacak. Dominan sistemi biraz değiştiği için bunu olumlu bulabilirsiniz. Bir anlamda eğer rakibinizin cevabı varsa, bu sefer daha büyük bir birimi ortadan kaldıracak. O noktada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani biraz aradayım ama mantığını anlayabiliyorum. Ee, onun için çok şikayet edebileceğim bir değişiklik değil. E, kaldı şey de düşünebilirsiniz ya. Yani zaten ortadan kalkacaksa eskiden de ortadan kalkıyordu. Sonuçta ortadan kalkan miktar değişse de tek vücutta kalktığı için ha 10 kalkmış ha 11 kalkmış aslında. Çok eskiye göre yine o noktada da bir değişiklik yok. Dediğim gibi buradaki temel mantık belki ilk turlarda dominance'a sahip olmanız biraz daha kolaylaşsın Brewers'la. Son turda da buna karşılık bir puan daha özelletebilin. Böylece carryover anlamındaki e, sinerjisi bir nokta bir tık azalmış olsun. Aslında mantıklı ya. Genel olarak baktığınızda konuştukça da <laughs> bana da daha yerinde güzel bir değişiklik olarak gelmeye başladı. Ama bu noktada anlam veremediğim değişiklik işte kayran. Hepsini seçmiş olduk. Ee, kayran. Kayran sevgili dostlar. Yani ııı e... İnanılmaz çift güçlendirmeydi ya. Ve çok şaşkınım. Vücudu 4'ten 5'e çıktı. İki noktada önemli. Çünkü bazen Kayran'ı oynadıktan sonra Deadlaf'ı peşinden oynamak istiyorsunuz. Deadlaf cevap bulamasın diye, işte muzzle'la çekilemesin, kitlenemesin, banish olmasın vesaire vesaire. Dolayısıyla Kayran oynadığınızda bir birimenizden yiyordunuz ki ortadan kalkmayacak bir boya ulaşsın. o noktada da doğal olarak hani dörtken bu biraz daha belki zor olabiliyordu. 5 yaptılar, kolaylaştırdılar. Bir de Provision'ı 9'dan 8'e düştü. Bir anda Arakas Queen destesi artı bir Provision daha ekleyebileceğiniz bir hale geldi. Bilemedim yani hani mantığını anlamadım. Kayran buna ihtiyaç duymuyordu ya da Monster desteleri buna ihtiyaç duymuyordu. Arakas Queen zaten oldukça Tier 1'a çıkmıştı yani son değişiklikler sonrasında. E, hakikaten bir şekilde hiç mantıken oturtamadığım bir değişiklik. Bilemiyorum. Oturtan varsa bana yardımcı olsun. Morvat gene bir şekilde oynanmayan kartlardan biri. Bir önceki sezonlarda da bir değişiklik yemişti. Ondan sonra ben bir test yapmıştım. Biz testlerinde ama olmuyordu. Mimden öteye geçmiyordu. Hala da öyle. Gücünü 6'dan 5'e düşürüp Provision'ı 10'dan 8'e düşürmüşler. Yani bir tık güçlendirme oluyor. Totalde baktığınızda. Ama biz testleri şöyle bir şey gördüm. Pumpkin bir tane deste yapmıştı. Phoenix var bilmiyorum kartı hepiniz biliyor musunuz? Phoenix'in özelliği şuydu. Oynuyordunuz 4 birimlik bir kart. Ee, bir sonraki turda eğer graveyard'ınız mezarlığınızdaysa kendisini yok ediyordu ve bir artifact olarak sahaya geliyordu. Artifacta açtığınızda tekrar Phoenix'e dönüşüyordu. Yani bir carry over sistemiydi. Şimdi hatırlarsanız Crimson Curse birlikte kilit sistemi tamamen değişti. Neden? Kilitlediğiniz bir birim mezarlığa gittiğinde kilidini kaybediyor. Dolayısıyla eğer bir Phoenix kartını banish yapamazsanız kilitlemenizin bir anlamı yok. Çünkü zaten o bir carry over Turun sonu round'un sonunda gene mezarla gidecek ve kilidi kalkacak ve bir sonraki round'un başına gene artifact olarak gelecek. Dolayısıyla Pumpkin'in kurduğu bir deste gördüm. Ee, ile bir tane Phoenix oynuyor. Sonra bir Phoenix eldeki Phoenix oynuyor. Ondan sonra Whispering Killock e, o bir tane Phoenix'i bir Phoenix daha oynuyor. Dolayısıyla 3 tane son tura carryover taşıyabiliyor. Ve tamamen bir biz destesi ve Morvat da sayı üretmeye çalışıyor. Arkadaşlar yine de bir Mim destesi. <laughs> Bütün bu 12 puanlık carryover'a ve Woodland Spirit'e rağmen bir Mim destesi. Çünkü şansımıza dün bir de öyle bir desteyle karşılaştım. Şu an hangi desteyle oynadığımı hatırlamıyorum. Etniydi sanırım benim destem. Çok rahat kazandık. Yani o yüzden eğlencelik, keyiflik okey ama o kadar. Bilginiz olsun istedim. Rider'lardan zaten bahsetmiştik. Ada Strika'da Curse kategorisi kazanmış. An itibariyle çok bir önemi olmayan bir değişiklik. Pekala gelelim Skellige'ye. Skellige'de liderler bayağı değişti. 3 lider, 4 liderde de hatta değişiklik var. Krah dışında. Krah çünkü oturdu bayağı sistem olarak. Geçen sezon birini çok görmeye başlamıştık hatırlarsanız. Coral değişikliği sonrasında da. Dolayısıyla onun provision'ını 16'dan 15'e düşürdüler. O mantıkla bakmamız lazım. Arnolf'un vücudu. Sahi oynadığınızda tek vücutlu lider demiştik. 9'dan 11'e çıktı. Dolayısıyla son turda artı 2 puan daha üretiyorsunuz. Fena değil. Arnold'u deste de bayağı gördük. Value olarak, değer olarak oldukça sayı üreten desteler. Ona cevap verebilecek bir desteniz yoksa fena deste değil gerçekten. Yani kontrolle muhakkak denk düşmeniz lazım Arnof'a karşı oynarken. Çünkü ikinci turda sizi çok rahat bleeding de yapabiliyorlar. kanat da biliyorlar. Kanatma şey anlamında. Yani siz sizi otur oynamaya zorluyorlar. Çünkü çok fazla sayı üretiyorlar. Siz de bu sefer devam etmek zorundasınız. Ve belki üçüncü turda ihtiyaç duyduğunuz kartları oynamak zorunda kalıyorsunuz. O anlamda kanatmadan bahsediyorum. Dolayısıyla Arnof'u deneyebilirsiniz bir süre. metadaki yerini görmek açısından oturana kadar. Herald'ın provision onun için 15 arttırmışlar. Ya çok hoş karşılamıyorum çünkü ben Herald'ı çok sevmiyorum. Homecoming öncesinde de Herald'lı metaları hiç sevmezdim. Homecoming sonrası da sevmedim. O yüzden bu popüler olmasını sağlarsa biraz üzüleceğim. hoş ilk hafta pek Herald görmedik. Bir de Herald son zamanlarda şunun için sevmiyorum. Son zamanlardan unitless yani içinde unit ünite bar birim barındırmayan destelerde de kullanılan bir lider olmuştu. ve hani onlar oyunda böyle bayağı bir oyunun böyle öz ruhuna aykırı desteler. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki herkes oynamakta özgür. Ki genelde birazcık düzgün oynarsanız o destelere karşı ibri her zaman size dönük. Doğru bir puşlama yapabilirseniz o noktada da bir sıkıntı değil. Ama ben oyunun özüne çok uyan desteler olmadığını düşünüyorum ve her da bununla kullanılıyordu tam son bir hafta 10 gün içinde bir önceki sezonda. Onun üstüne böyle bir güçlendirme yemesi provision anlamında hoşuma gitmedi. Ee, yani bilemem umarım görmeyiz fazla Herald'ı. Eee Svalbard'ın da 16'dan 17'ye çıkmış. Yani kötü bir lider değil Svalbard. Self Farm de birlikte belki biraz daha denenebilir. Dediğim gibi meta'yı biraz şekillendireceği durumlardan biri. Bu noktada korulu değiştirdiler. Ya yani biraz olması gereken yere geldi. Ee, şöyle Coral'ın Provision'ı bir düşürdüler 9'dan 8'e. Çünkü neden? Eskisi gibi 2 kart değil gene zeal'ı var ama 2 kart değil sadece 1 kart discard edebiliyor. E, buradaki aslında en büyük sıkıntı şu. Koral e, Coral öncesinde aslında bu sıkıntı yoktu gene. Yani Coral öncesinde Brandes'leri çok rahat inceliyordu. Darren koyuyordunuz, Roach koyuyordunuz vesaire. Coral gelince öyle son bir ay bir anda herkes... Herkes desteği sıfırlamaya başladı ya onun kolaylığına alıştı. Onun için şimdi biraz zorlanacak insan. Tekrar bu ellerindeki şans alındığı için ama hala sıkıntı değil e, desteği ya bir dernek diyorsunuz ya da rol çekliyorsunuz tekrar sıfırlayabiliyorsunuz desteği inceltme anlamında ama ne e, insanlar genelde şunu düşünüyorlar ya işte hem lider olarak bren hem coral hem birna hem scout her seferinde desteği sıfırlayacaksın bu garanti gözüyle bakılıyor garanti değil arkadaşlar gerçekten gene o draw dependent dediğimiz kart çekmeye çok bağımlı bir sistem ne olursa olsun Evet bütün faction'larla bütün deste tipleriyle kıyasladığınızda onlara göre en avantajlı konumda olan deste brandli desteler. Kesinlikle doğru ama yine de o kadar garanti değil hiçbir şey. Gerçekten kötü çektiğiniz anda destenizi bırakın sıfırlamayı ben 5 kart kaldığını gördüm. en önemli iki tane üçten tane kartınıza ulaşamadığınızı gördüm. Hem Coral'ın hem Bina'nın destenin dibinde olduğu durumları gördüm ama işte günün sonunda bunlar ekstrem durumlar gene de. Dolayısıyla yerinde bir zayıflatma. gene çevresinden dönebileceğiniz bir zayıflatma. Ama dediğim gibi kararında güzel bir zayıflatma oldu. Ee, Olaf'la Kunut'a birlikte bakmak lazım. Çünkü Olaf'la Kunut genelde birlikte yer bulan iki kart. Yani biri olup diğerinin olmadığı bir durum artık yok Crimson Curse sonrasında. Zaten Kunut Crimson Curse'a geldi. Dolayısıyla totalde bir değişiklik yok. Olaf'ınki Provision 10'dan 11'e çıkarken Kunut'unki 9'dan 8'e düşüyor. İkisini de desteğiniz eklediğiniz için herhangi bir değişiklik yok. Konuşmaya değecek. İşte Cell Farm'dan bahsetmiştik. Priest'lerin gücünü 2'den 3'e çıkarttılar. Bu güzel. Çünkü bu bir mekanik. Ve 2 ile başladığında ilk turun sonunda gücü 4'e çıkıyordu. Ve 4, de, 4 demek şu bütün removal'lara karşı zayıfsınız. Her şeyi siz ortadan kaldırabilir. Ama 5 işte o bir tık daha zor. Bir tık ama zor. Dolayısıyla yerinde bileşiklik bir mekaniğin hayatta kalması açısından ki Arnold tesisine yer verebilirsiniz zaten Svalbard'da kesin olacak. Artı normal brand destesine dahi ben bir tane koydum. Çünkü neden? Herkes biliyorsunuz Herald oynadığınızda Herald'ınızı ortadan kaldırıyor ya. İnsanlar ona nasıl çözüm bulmuştu? Herald oynuyordu önce. Sonra Herald palların arasına totem oynuyorlardı. Dolayısıyla totemdeki birisi kitlese, ölse vesaire bile hala şey kullanmaya devam edebiliyordunuz. Totemi kullanmaya devam edebiliyorsunuz pallar üstünde. Artık bir de buna ikinci bir cevabınız var. Eğer Herald'ınızı kitlere de öldürürlerse. Bir de üstüne e, priest oynayabilirsiniz. Bir de de bir tane eğer butcher varsa bir tane paldan da öyle kurtulsun. Dolayısıyla her paldan daima skor üretirsiniz. O noktada da güzel bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. E, Drummond Shield Maidenlar güzel bir inceltme. 6'dan 5'e düşmüş. Yani Biren dışında o ekstra inceltmeleri kullanmadığı için diğer desteler. Onlar için iyi ama büyük ihtimalle Krah zaten kendi birimini pinkleyemediği için ee, bu biraz daha Svalblot ile alakalı bir değişiklik diye düşünebiliriz. Uncreate Longship'in Provision 7'den 6'ya düşmüş. Ee, kartı unutmuş olabilirsiniz. Normaldir pek kullanılmıyordu. Ee, ön sıraya oynuyorsunuz. Rakibinizin her oynadığı kartı oyna oynamaz bir hasar alıyor. Eğer sahada kalırsa. Ee, öyle bir karttı. 6'ya düşmüş. Bir yer bulabilir belki. Özellikle eğer e, Bloodthirst sistemiyle oynuyorsanız deneyebilirsiniz. 5 Provision, 6 Provision normal bu noktada. Demon Worship'te oynadığınızda aynı rakibe 3 kez birer hasar veriyordu. Ama vücudu bir de 12'ye çıkartmışlar. Böylece toplamda 5 puanlık bir oyun olmuş. Ee, Warrior kategorili yeni kartlar. Daha doğrusu eski kartlara Warrior kategorisi. Kime? Vabjorn, Wildcall ve Heymey Protector'a. Ee, Warrior kategorisi ne için önemli? Bir, bazı bronz kartlar var. Warrior'ı daha yüksek güçlendirme adına. Normal bir kartı bir güçlendiriyor. Warrior'ı üç güçlendiriyor. Onlar için daha fazla hedef demek ama bir yandan da aklınıza ilk gelen her zaman için Ace doğal olarak e, Çünkü Ace mezarlıktan bir e, Warrior oynayabiliyor biliyorsunuz Bu noktada e, öncesinde Wildcard Verir'deyken Knut'u oynuyordunuz yani Knut'u ilk el bir şekilde oynuyordunuz Olaf'la vesaire Hem sayı daha sonra Wildcard'la elinizden oynadığınız zaman liderinizle Knut'u oynayıp Wildcard'ı çeviriyordunuz gibi Artık tersini de yapabileceksiniz yani Wildcard'ı ilk turlarda oynarsınız gerekirse rakibiniz ben iş edemedikten sonra daha sonra liderle bit Karloni, hepsine kunt oynayabilirsiniz. Orada bir esneklik gelmiş oluyor. Ee, Warbion konusunda emin değilim çünkü Warbion gerçekten e, etni ve krah tarzı bir lidere çok ihtiyaç duyan bir kart. Biliyorsunuz hasarlı bir birimi tamamen ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla sahada bir tane shipinizin olması, demon shipinizin olması lazım. Demon ship de her zaman tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Ya, tutabilseniz çok iyi çünkü düşünsenize e, hem ilk tur Warbion'u kullanabilirsiniz, hem ilk son turda kullanabilirsiniz liderlere düşününüzdür. Ya o noktada iyi bir kart olabilir ama dediğim gibi Ace'le biraz zor o noktada. Lider sinerjisiyle baktığınızda eee Corrupted Druid kategorisi almış normal zaten. Eee bunu hiç görmemiştim daha önce. Yani öyle bir sorun olduğunu. Kendisi eğer varsa sahada başka kopyaları varsa onları dikkate almayacak diyor. E, nasıl oluyordu? Çok emin değilim zaten. Create'le bir şekilde olması lazım ama şu anda çok aklıma gelmedi. O öyle bir sıkıntı varmış demek ki ortadan kaldırmışlar verdikleri değişiklikle. Ve gelelim kuzeye. Northern Rams. Northern Rams'te e, Miv ve Hensel dışında bütün liderler Provision güçlendirmesi aldı. Normal. Çünkü Miv ve Hensel dışında fazla oynanmıyorlardı zaten. E, King Demevent büyük ihtimalle oyunun en az oynanan lideri. Arakas Queen de eskiden o noktada. O güçlendirildikten sonra King Demavent oldu. Her biri e, şöyle bir bakalım. Foltes ve Demavent bir birim güçlenmiş. Provisionları. Kalante ise 2 birim güçlenmiş. Ya Kalante tekrar bu durumdan sonra denenebilir. Özellikle o Natalisli deste kesinlikle deneyeceğim. Foltest'i de denemek istiyorum. 14 provision hala az ama Foltest'le iyi bir deste olabilir. Yani yerinde buluyorum. Çünkü bunlar ben zaten en az oynadığım faction Northern Rams bilenler bilir. Yine öyle kalmaya devam edecek ama en azından Kalente ve Foltest'e bir şans verebilirim. MMR'e ihtiyaç duymadığım günlerde. E, bu noktada Wandergrist Blade değişti güzel değişti Wandergrist Blade şöyleydi Onu oynadığınız sıraya herhangi bir soldier asker oynadığınız zaman onu bir güçlendiriyordu Artık onu şövalyeye Knight'a çevirdiler ve iki birim güçlendiriyorlar ve aynı sırayı oynamak zorunda değilsiniz Neden iyi e, Çünkü Prince Bir şövalye Prince'i biliyorsunuz ön sıraya oynarsanız Zeal kazanıyor arkaya oynarsanız artı bir güçlendirip order oluyor ve eğer güçlendirilmişse bufflıysa e, hasar vermek yerine vücudu kadar duel'a giriyor. Dolayısıyla Vandergrift Blade ile oynadığınız o 4 birimi direkt ön sıraya oynayıp Zeal ile oynayıp 6 vücutla bir duel kartı olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Seltkirk bir Knight bir şövalye. Seltkirk'i zaten ön sıraya oynamak zorundasınız 7 birim olacak. Vest varsa Zeal ile oynarsınız yoksa bir sonraki tur oynarsınız ama vücudu uzun. 2 tane güzel duel kartınız oluyor bu sefer. Direkt Vandergrift'in kendisi var. Aynen e, işte dedik ya Skellige'de de kart vardı şimdi imlerit de ona döndü Monster'da her tur biraz hasar veriyor ee, ama Vandergift'in özelliği şu hem oynadığınızda vücudu 5'ten 7'ye çıkacak ortadan kaldırması zor kilit dışında hem de Vandergift Blade sahadaysa 1 de değil 2 hasar veriyor onların hepsinden daha iyi bir kart yani bir önceki muadillerinden konuştuğumuz o noktada bu güzel bir değişiklik hoş ben bir deste denedim pek beceremedim ama ee, üstüne tekrar düşünülüp denenebilir. Güzel bir sistem var. Artı Handset'le oynadığınızda Cadvena Knight'lar biliyorsunuz kendi vücutları 4, desteden çağırdığınızda 4 güçlendiriyorlar 8 oluyorlar. Handset'le çağırdığınız kopya 12 oluyor. Onlar aynı zamanda Knight olduğu, şövalye olduğu için bir de ikişer güçlendirme de Vandalus Blade'den alıyorlar. Summoning Circle'da falan oynadığınızda muazzam tempo, muazzam skor, daha doğrusu tempodan öte son turda oynayacağınız için muazzam bir finisher diyebiliriz. O noktada güzel etkili bir değişiklik. Ee, onun dışındaki değişikliklere baktığınızda şeyi göreceksiniz ee, Genelde Charge üzerinden e, Arketip'e güçlendirmeler geldi Biraz Demovent açısından da bakabiliriz bu noktada. Neden? Çünkü Dandelion, Odrin, Prince Tennis ve Reinhardt o da tamamen bu sistem üstünden kartlar Yine birçoğunun ne yaptığını unutmuş olabilirsiniz Northern Realms oynuyor bile olsanız Önceden Büyük ihtimalle son zamanlarda pek bu kartları oynamadınız Dandelion ne yapıyordu? Gene en çok bu oynanıyordu ama Sahadayken e, Eğer çarç bir birim charge kazanırsa başka bir birim onu bir birim güçlendiriyordu. Vücudunu 4'ten 5'e çıkarıp ortadan kaldırmasını biraz daha zor bir hale getirmişler. Odrin ne yapıyordu? Oynadığınız anda ee, sahadaki bütün charge alabilecek birimlerinize birer charge veriyordu. Aslında bayağı güzel bir kart. Provision'ı 8'den 7'ye düşmüş. E, Prens Deniz'i değiştirdiler gücünü. Biraz daha charge efektif olarak değiştirdiler. Ne yaptılar? Gücü 5'ten 2'ye düşüyor. Provision'ı 9'dan 7'ye düşüyor. Oynanmasını kolaylaştırıyorlar ve 1 değil 2 charge veriyor. Yani Princess'i oynuyorsunuz. Herhangi birbirimize iki 2 charge veriyorsunuz. Bir anlamda Sintrin Envoy gibi yani. Onlar da 2 charge veriyor düşünürseniz. Ama bu e, baktığınız mantıkta biraz daha şey e, üçüncü bir seçenek charge verme anlamında. Çünkü şeyler e, Order ve iki tur, iki turluk kol dağılma sahipler. Aratuz'a Edepler. Ama Sintrin Envoy Zilla'ya hemen 2 charge verebiliyorsunuz. Bir de Stanis'le verebiliyorsunuz. Dolayısıyla charge anlamında güzel yan destek kartları bunlar. yani Ves, evet hak ediyor. Wes iyi bir kart çünkü. VES, hem bir standart bir removal 4 ve hasar verdiği 4 hasarla hem de baktığınız zaman eğer sağda kalırsa Zeal'la iyi e de bir bir sonraki tura hazırlayıcı kart. Dolayısıyla 8 yani 9 olmasını normal karşılıyorum. ama bir noktada üzücü tabii. Çünkü Wes olmazsa olmazı. Her Northern Realm Destiny'sin olmazsa olmazı. Ama birçok yan kartın e, zamanla Provision'da zayıflatma, daha doğrusu yani Provision değerlerine düşme görünümüzü düşünürsek çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Biraz önceki şu kartlarla birlikte bahsetmiştik. Reynard Oda da yine Provision'ı 9'dan 8'e düşmüş. E, Oda da ne yapıyordu? Reynard Oda e, Thronebaker'la gelen bir karttı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam e, ee, da sahadayken oynadığınız diğer bütün çarjlı kartlar sahaya oynadı, oynar oynamaz birer charge ekstra birer charge kazanıyordu. Evet evet öyle bir karttı. Ee, King Ragnar son gene Crimson Curse'da gelen ve sahadaki bütün shieldları yok edip kendisini güçlendiren e, her bir shield için e, birimdi. Yani bunu genelde Kalente ile görüyorduk. Full kalkan üzerinden bir arketip üzerinde. Hem Kalente'ninki artı iki arttı hem Ragnar'ın provision'ı bir düştü. Belki tekrar o destede denenebilir. Pekala böylece Northern Rams'ı da bitirmiş olduk. Geldik Squirtle'e. Squirtle'de tek değişiklik yiyen lider Etni. Biliyorsunuz tier, biliyorsunuz zaten tier 1 bir deste. Etni kontrol desteleri ki direkt kontrolde diyemeyeceğimiz bir hibrit desteydi onlar. Değer üreten çok güzel kartları da var. O noktada iki değişiklik var totalde burada. Belki 3 diyebileceğimiz. Hmm. Etni'nin provision'ı 19'dan 18'e düştü. Hala oyundaki en yüksek provision'a sahip lider. Ee, ve en çok etnede kullanılan kartlardan Sheldon Skaggs'ın Provision'ı 8'den 9'a çıktı ki çok normal. Yani hak veriyorum. Çoğu ideal maçta e, Sheldon Skaggs'ın boyunu 9 yapabiliyorsunuz rahat rahat. Ve 18 puanlık oyun oluyor 9 Provision'a. Tamam. Bu 18 puan üretirken arada işte Etlen gibi, Agitator'lar gibi başka provision harcadığınız kartlar da oynuyorsunuz ve bunlar çoğu zaman özellikle mavi coin'deyseniz sizi zorlaştırıyor ilk turlarda almanız hmm. ama Total olarak maç sonuna gelirken de bir anlamda işte günün sonunda o 18 toplam skora ulaşıyorsunuz. Ve yani en kötü vücudun 9'a çıkarıp 7 bile çıkartsanız 7'lik sayfaya verebileceğiniz birim her zaman bulursunuz. Hadi diyelim 6 buldunuz. En kötü senelerden bahsediyorum. Gene 13 puan örtüyorsunuz. Yani her zaman provision üstünde üretirsiniz. Ha, en zor durum ne? Sheldon Skarks'a tamamen son tur çekmek. E, son tur demiştim. Son round çekmek. Ve... O zamana kadar oyunun gidişatına bütün işte agitator'ın siırsanız efendimeşim ittin hepinizi başkalarına kullanmak zorunda kalmış olmanız gibi e, en ekstrem kötü durumda sadece 3 3 6 puan üretir. G9 provision için 6 puan üretmiş olursunuz. O da en kötü senaryo. En nadir karşılaşacağınız durumlardan biri belki. Böyle dediğim için belki bir sonraki birkaç maçta başıma gelir ama onun dışında çok yaşayacağınız bir durum değil. O yüzden haklı bir e, zayıflatma diyebiliriz. Mesela bu haksız bir zayıflatma. Sirsa zaten e, vücudu dörttü. Oynadığınız anda herhangi bir harmoni falan kazanmadığı için 4'te kalıyordu ve dörtte Bull'a karşı zaten yeterince zayıf. Üçe düşmenin bir anlamı yok gerçekten bu noktada. Ben anlamsız buluyorum. E, bilmiyorum. Öyle uygun görmüşler. Başka ne var burada büyük değişiklik? E, biraz Dwarf'lar için var. O noktada şunu bahsedebiliriz. E, Önceden Mahakam Guard'lar vardı, yani hala vardı gördüğünüz üzere. E, oynadığınız zaman diğer sıradaki cüce sayısı miktarınca kendisini güçlendiriyordu. Artık bunu oynandığı sıra için yapıyor. İşte volunteer'larla falan da daha fazla sinerji olsun diye. Yani örnek veriyorum, bütün cüceleriniz önceden nasıldı? Agitator'ları arkaya oynamak zorundaydınız. Volunteer'ları öne oynamak zorundaydınız. Dolayısıyla bölünüyordu cüceleriniz hep. Şimdi herkes aynı sıraya oynayabilirsiniz. Volunteer'ları da arkaya oynarsınız ya. Dolayısıyla guard'ı da oraya oynarsınız. Daha çok sayı üretebilirsiniz. Yani i̇lla böyle bir cüce arketipi kurmayı düşünüyorsanız ekleyebileceğiniz bir kart. Ha, buradaki büyük değişiklik ya. Şunu niye atladık? Sentesis şöyle değişti. Çok önemli bir değişiklik değil bu arada. Ee, hatırlarsanız order'la bağışıklığını kaldırabiliyordunuz. Kendiniz güçlendirme yapmak için ona. Ve ondan sonra siz turn'un sonlandır dediğiniz anda tekrar bağışıklığı geri geliyordu. Artık öyle olmayacak. siz turu sonlandırdığınızda yine normal kalacak. Bağışıklığını kazanmayacak. Rakibinizin turuna geçecek. Rakibiniz ne yapıyorsa yapacak. Size geldiği tur tekrar bağışıklığını kazanacak. Yani e, Sasentezis'in bağışıklığını kaldığınız an rakibinize bir turluk onu yok etme fırsatı vermiş olacaksınız. Veya işte kitleme neyse. Kitlemenin bir anlamı yok da ona ortadan kaldırması için bir türlü fırsat vermiş olacaksınız. Ama ne yaparsınız? Yani birçok deste bunu değeri için oynuyor. Gerektiği zorunlu durumlarda hissediyorsa işte itlenle güçlendiriyor ki 13 olarak oynasın, 12 olarak oynasın. Çok nadirdir yani aydayı 3 güçlendirmesini buna kullanmak. şurada güzel birçok işte Francesca benzeri no unit destelerde kullanıyorlardı ve doğal olarak tek biriminiz olduğu için onu güçlendirmek zorundaydınız. Dolayısıyla eğer son söz sizde değilse, Francesca'da değilse, dolayısıyla atıyorum Garrison, Merzin on onu oynayacak, şişirecek, şişirecek rakibinizin cevap verme şansı doğacak bu süreçte. İşte elinde Leo varsa, Geralt of Rivia varsa mesela. Ee, o noktalarda güzel bir değişiklik. Yani onun için çok yerinde buluyorum bu değişikliği. No unit desteleri özellikle Francesca temelinde çok görülüyordu. Şimdi artık her faction'da her liderle neredeyse oynayabiliyorsunuz. Sıkıntısı o aslında. Ama en azından Synthesis gibi ona çok hizmet edebilecek bir kart, bu noktada bir zayıflatmaması çok yerinde bir karar. Bu noktada Forest Whisperer'lar yani Crimson Curse sonrasında gelen kartlar Dana dahilinde veya etinde kullandığınız fark etmez. çok kısıtlıydı bazıları pek yer bulamıyordu. Forest Whisper bunlardan biriydi. Biraz mimde kalıyordu. İkinci bir özellik gelmesi güzel. Öne oynarsanız herhangi bir gene düşman birimle eskisi gibi Poison zehir veriyor arkaya oynarsanız da eğer order oluyor bir sonraki tur Herhangi birbirimize kalkan veriyorsunuz En azından hani e, Biraz daha esneklik gelmiş oldu karta ki bir, bir tane dana Poison listesi gördüm Denemeyi düşünüyorum hoşuma gitti biraz en azından izleyince Deneyeceğim e, Bu şekilde yer bulabilir Burada pek bu önemli bir şey değil Whipping Willow e, özellikle ile e, kullanılan bir karttı Zaten Bilmiyorum değerini üretiyordu 8'den 7'ye düşmesine bence gerek yoktu hala da onun dışında oynanabileceğini sanmıyorum kolay kolay. Yani itleni Weeping Willow'a harcamanız pek mantıklı olmaz. Weeping Willow bilmeyeniniz varsa ne yapıyor? Kalkanla oynuyorsunuz artı elden oynarken üzerinde ne kadar güçlendirme varsa o kadar tur Vitality kazanıyor. O yüzden şeyle sinerjisi yüksekti. Flandrel'le çünkü bazen Smuggler'lar ona denk gelirse güçlendiriyorlar. Artık Flandrel en kötü bir güçlendiriyordu. E kalkanı da olunca güzel bir kart oluyordu 8 Provision'a. 7 projeden düşmesi çok bence gerek yoktu bilmiyorum. Ee, bunlar da gene işte e, pek oynanmayan bir karttı. 3'ten 4'e çıkmış mekanik olarak. Barclays Else'de yani valla yalan söylemeyeceğim ne yaptığını bile hatırlamıyorum şu an Barclays'ın açıp bakmadım da. E, çok cüce full cüce arka tipini pek görmüyoruz. E, provision 8'den 7'ye düşmüş yaptığına göre belki. E, bir güçlendirme ile alakalı gene cüce sayısınca ama şu an hatırlamıyorum. Yanıtmayayım kimseyi. Pekala geldik Nifgar'da. Şimdi bütün reveal temelli kartları değiştirdiler. Bundan Wurhis de nasibini aldı. Hemen liderle başlayalım. Wurhis ne yapıyor artık? 1. Provision'ı 17'den 15'e düştü. Şükür. 2. E, yine 3 charge'ı var. Yine order. Rakipten bir kartı reveal edip açıp herhangi birimize 2 güçlendiriyordu. Artık öyle yapmıyor. Direkt bir soldier'ınızı. Soldier'ınız ama. işte gelen tema o reveal'ın yerine. Daha doğrusu zaten soldier arketipi vardı da. Tamamen ona döndükleri için de artık onun lideri oldu. Herhangi bir asker etiketli kartı iki birim güçlendiriyorsunuz. Ama üçüncü bir özelliği var. Aynen Sval Blot'ta olduğu gibi. Onda da 5 charge'ı kullanınca bir tane bir Abomination çıkıyordu ya sahaya. Charge'larınız bitince ekstra bir katkı. Aynı mantık Ruhis'te var. Üçüncü charge'ınızı kullandığınızda, üçüncü kez herhangi bir askerinizi iki birim güçlendirdiğinizde şöyle bir özellik geliyor size. Destinizdeki herhangi bir asker kartı, soldier etiketli kartı en tepeye çıkar. Bundan nasıl faydalanabilirsiniz? İki şekilde. Bir şeyde dev stream'de gösterdikleri üzere ee, elinizde Vilgefortz vardır yani herhangi birbirinizi yok ettiğinizde kendi tarafınızdan En tepedeki kartınız sahaya otomatik gelir Dolayısıyla Wurhis'in 3. charge'ını kullandıktan sonra en tepeye Tibor'u atarsınız destenizde Dolayısıyla bir bitirici darbe olarak oyunun sonunda Vilgefortz'u oynarsınız kendi birbirinizi yok edersiniz bir tane 1-2 bir, neyse küçük bir tane biriminiz olması lazım tabii Sonra sahaya tak diye Tibor gelir Bir böyle oynarsınız 2 e, Elinizde Vikavaro Novis vardır bütün çarjları kullanırsınız. Bir kartı tepeye atarsınız o şekilde. Ondan sonra Vikavaro Novice ile e, O kartı çeker. Elinizdeki herhangi bir kartı desteğe geri gönderirsiniz Çok önemli bir finisher Bu iki şekilde kullanılabilir. Güzel bir değişiklik en azından Yani o sakat sistem gitti. Reveal çok sıkıntılıydı çünkü biliyorsunuz. Homecoming sonrasında Eskiden çok güzel bir sistemdi ama onu tamamen bozmuşlardı. O noktada beklenen bir değişiklikti ama Burada şöyle bir sıkıntı var Bütün Bronze Reveallar değişti Başka yetenekler aldılar Altınlardan da Swir değişti. O da güzel bir kart oldu. Başka destelerde de kullanılabiliyor bu kartta. Ama 3 tanesi değişmedi. Altın kartlardan. Tris, Yenifer ve Zartius değişmedi. Hala onlar reveal. Onu ben anlamı veremedim. Onu anlam veremedim. Yani neden onları değiştirmediler? Onlara da gerek vardı bence. E onlar kaldı. Onlar da sonra değişecek herhalde. E onun dışında sevgili dostlar, şimdi bunları tek tek uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü hepsi bir şekilde ya casus ya asker temasıyla bir şekilde sinerjileri var. Bazıları da işte taktikle falan. İçlerinden çok spesifik olanları anlatacağım. Daha çok kullanılabilecek olanları. Birçok desteği anlamında. Bunlardan biri Sivir. Sivir 3 vücudu var. Provision'a 9'dan 10'a çıktı. Ön sıra yönemek zorundasınız. Rakip de herhangi bir 3 birimlik kartı kendi tarafınıza çekiyorsunuz. Bir anlamda Miruna gibi. Ama Eee Aması yok çünkü kitlemiyorsunuz da. Dolayısıyla bir mekaniği çekerseniz de siz kullanıyorsunuz. Henselt'e karşı oynarken güzel olur. Nifgar'da karşı oynarken rakibinizin roach'unu çekebilirsiniz. Böylece daha sonraki esir sinerjisini bozarsınız. Rakibiniz örnek veriyorum. Surgeon oynamıştır. Nazike Surgeon oynamıştır. Onu çekersiniz. Siz faydanızsınız. Bu noktada güzel bir kart. Aynı zamanda Human etiketi de var. O noktada birçok sinerjisi oluyor. Daha sonra Hefty Helge nasıl değişti? Şöyle bunu da taktikle Ardal destelerine biraz oturttular. Kalkanla geliyor bu arada ve orderı var. Herhangi bir birbirine iki hasar veriyorsunuz ama tek bir charge'ı var. Ne yapmanız lazım? Ne zaman taktik oynarsanız bir çarj kazanıyorsunuz. O noktada birleştik. Burada mesela yine şeyle alakalı, taktikle alakalı elitler nerede? Hemen ona geçelim. Venendal elitler mesela. Bunlar ne yapıyor? Vücudu 4. Sağ oynadığınız zaman elinize ne kadar taktik varsa kendisini o kadar güçlendiriyor. İyi bir başlangıç kartı olabiliyor. Ee, bu mavi coin'deyken özellikle değer üretmek anlamında. Çünkü nereden baksanız artık Ardal hep 8 taktikle oynandığı için vücudu da 4 olduğu için kartın 3 taktik bile kart bile olsa bir anda 7 puanlık oyun üretiyorsunuz. O noktada bence oldukça iyi. Ee, taktikle alakalı bunlar var. Daha sonra neler değişti? Darlin Soldier'lar mesela. Bu da reveal'daydı doğal olarak. E, ee, Provision'ı 5'ten 6'ya çıktı. Oynadığınız zaman bunların vücudu 3 hemen kendisinden bir kopya daha sahaya oynuyor ve destinizden çağırmıyor. Yani inceltme değil swarm üzerinden bir değeri var dolayısıyla artık e, eski virgaf ve Ramde için hem e, slay Infantry sinerjisi var hem darlin soldier sinerjisi var dolayısıyla bunların ikisini de dersinizde bulundurabilirsiniz özellikle emirle hatta bu noktada isterseniz emire bakalım mı e, emir zaten biliyorsunuz provision'ı e, bir 14 olmuştu onu 15 yaptılar lazımdı 2 emir artık sadece e, Nifgard kartlarını sağdan geri çekip bir daha oynayabiliyordu o zaten devam ediyor artı artık elinize çektiğiniz kartı bir de iki güçlendiriyorsunuz. Artı unutmayın elinize çektiğiniz kart resetleniyor. Yani şöyle. Sahada 5 birimlik bir biriminiz vardı diyelim. 1'e düşmüştü. Onu zaten Emirle elinize çektiğiniz zaman tekrar 5 oluyor. Bir de iki güçlendiriyor 7 oluyor. Yani hasarlı bir kartı çekerseniz ekstra avantajınız var. 2. Kitlenmiş bir kartı çekerseniz kilidi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu noktada sinerjisi çok iyi. Artı Emir'in en büyük sıkıntısı hangi kartı iki kere oynayıp da değer üreteceksin kiydi? Artık bunlar var. Sivir güzel bir hedef. E, yerine göre artık Meta'ya göre o anki rakibinize göre ya bırakın Meta'yı o anki rakibinize göre çift Peter, çift Leo, çift Vivienne bunların hepsi oynanabilir kartlar. Çift remde çift Virgef vesaire. Dolayısıyla Emir'in o eskiden en sevdiğim özel olan esneklik tam anlamıyla geri döndü. Bu beni mutlu ediyor. Ben Emir'i lider olarak çok seviyordum çünkü ve o esnekliği de özellikle strateji anlamında rakiple o sırada oynadığınız destesine karşı o esnekliği sağlayabilmeniz ki yerine göre mavi coindesiniz kazanamıyorsunuz lider kullanır kurtulursunuz. Red coindesiniz rakibinizi sıkıştırabilme imkanı gördünüz. Belki kart eşitliğinde turu alma imkanı gördünüz. Gene liderinizi oynayabilirsiniz gibi. Son sözümü lazım. Arnold'a karşı oynuyorsunuz. Biliyorsunuz ki çift Leo size maç kazandıracak. el istediğiniz kadar pushlayabilirsiniz ki e, Provision da tekrar 15'e çıktığı için e, birçok ekstra kartta atabiliyorsunuz. O noktada birçok Soldier kartı Human olduğu için Doppler'lar da güzel bir açılış anlamında size çok destek veriyor. Emir'in geldiği konumdan memnunum. Şimdi test zamanı. Biraz Emir biraz Calvate denedik. E, bence güzel noktalar. O Swarm gibi mimleri geçersek gene de güzel desteler var. İki tane çok güzel temel deste var. Onun üstünde biraz daha da oynama yapıp daha iyi hale getirilebilir. E, Meta'da Tier 2'yi zorlarlar diye düşünüyorum. Bu da şimdilik için bence yeterli. O noktada mutluyum. Burada Ox'u biraz anlamadım. Ee, neden değiştirildi ya? Ox'un özelliği güzeldi. Elinizde serit varken biliyorsunuz birisini kitlerseniz onun bütün eldeki ve destedeki bütün kopyaları da kitleniyordu. Artık sadece onun savaş alanındaki kopyaları kitleniyor. Ee, yani bilmiyorum. Gerek var mıydı buna? Bence gerek yoktu. O şekilde yapıldı. Burada tabi biraz bunlar da bak karışık listelemişler. Calvate de buraya düşmüş. Calvate'in de bu noktada işte Provision 15'ten 17'ye çıktı hatırlarsanız önceki bölümlerde Calvary'den bahsetmiştik. Calvary'nin en büyük sıkıntısı neydi? Evet ekstra kart oynuyoruz ama genelde Provision Cap yüzünden oynadığınız o ekstra kart zaten destenizdeki çok da değerli bir kart olmuyordu. Dolayısıyla çok bir anlamı yoktu ekstra kart. Ama bu 15'ten 17'ye çıkış dahi onu çok anlamlı hale getiriyor. İnanılmaz Zoltan Vivian kombosu yapabiliyorsunuz ve yani düşünün Zoltan 15 Provision, Vivian 10 Provision'lı kartlar ki yanına koyduğunuz kartlar gene değerli kartlar. O iki Provision inanılmaz şey değiştirdi. O noktada bu halinden de memnunum. Onun dışında en çok burada bahsetmemiz gereken beklenen değişiklik Witfir. Sonunda aylar sonra konuştuk 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 şu bir provision'ı sonunda arttırdılar. Yani siz Nifgard ile tabii ki istersiniz ki Witfir düşük provision'da kalsın ama öyle bir kart ki Witfir birazcık şansınız ya vers giderse rakibinizin tek bir win condition'ı ortadan kaldırabiliyorsunuz ve bu 7 provision'dı. 4 de vücudu vardı gerçekten anlamlandıramıyordum. Kimse anlamlandıramıyordu. Herkes bekliyordu. Sonunda bu sezon geldi. Artık 8 provision. <laughs> Şükür diyelim herhalde, bilmiyorum. Onun dışında genelde dediğim gibi tek tek inceleyebilirsiniz. Burada Esminlate üzerinden iki tane kartın vücutları arttırıldı. Sahada biraz daha kalabilsinler diye belki. Ki Esminlate'li kartların en büyük özelliği de illa esimlet üzerine bir sistem kuracaksanız, bu konuda sanırım şey iyi bir kart. Portal iyi bir kart. Onlarla kullanabilirsiniz. E, Spy ile alakalı bir iki güzel şeyler var. İşte Emissary'nin e, boost'u 7'den 6'ya ama Provision'da 6'dan 5'e düştü. Destinize daha çok Spy eklemeniz adına. Yennefer Invocation benim sevdiğim bir kart. Provision'da ondan 9'a düştü vesaire vesaire. E, onun dışında genelde diğer kartların hepsi bronz zaten. Ve birçoğu işte dediğim gibi Soldier ya da Spy üzerinden casus sistemize üzerine de değişikliğe uğradılar. İki tane güzel kart daha var. Atlamayayım onu. Pardon. Eee Şöyle bir tanesi Alba Pikeman'lar. Bunlar tamamen Northern Arms'daki Trebuchet. Trebuchet arkaya oynadığınız 4 vücudu var. Her, turn rastgele, her tur rastgele birine bir hasar veriyordu. Ee, sevgili Albaları da ön sıraya oynuyorsunuz. 4 vücudu var. Her tur rastgele karşı sıradaki bir rakibe birer birim hasar veriyor. Ee, güzel bir kart. Yerine göre değer alıyorsunuz ama şeye karşı oynarken dikkat edin. Skellige'ye karşı oynarken Hell's Pall'ları karşınıza dikebiliyorlar. O yüzden genelde ilk turlarda oynamakta fayda var. E, skor etmek anlamında ve arbalestler e, gücü hem 3'ten 4'e çıkarılırken provision'ı 5'ten 4'e düşürmüş ama bence her Nifgard destesine bir tane bulundurmalı. Ne yapıyor çünkü bu sevgili dostlar? E, öne oynarsanız rakibinizin mezarlığından arka oynarsanız kendi mezarlığınızdan bir kartı ban iş ediyor. Yani monster'a karşı oynarken etkili. Skellige'ye karşı oynarken etkili. Nifgard'a karşı oynarken etkili. Hangi anlamlarda? Master zaten anlatmaya gerek yok. Rakibiniz e, uzun bir birim yediyse ikinci turun başında, üçüncü turda ne zaman bu fırsat olsun hemen Arbelestone'i onu ortadan kaldırın. Ozreal hedefini yok ettiniz. Te teb tebrikler. Skellige'ye karşı oynuyorsunuz. Hyalmar hedeflerini yok edin. Jutta varsa Jutta'yı yok edin. Warrior var Esle oynuyor yok edin. Tertemiz. Nifkart. Hedefiniz belli. Roach. Roach rakibiniz oynadı öldü. Hemen ikinci üçüncü turun başında oynayın. E, direkt onun esir hedefini yok ettiniz ki büyük ihtimalle Vivian artık bütün nifkartlarda var ve VN hedeflerinden bir tanesinden kurtuldunuz. Tebrikler. Bu noktada Arbales güzel bir kart bulundurun. Her Nifcard desesine bir tane Arbales. <laughs> Mottonuz bu olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle. Pekala sevgili dostlar Nifcard'ı da bitirdik. Biliyorsunuz buralara hiç bulaşmıyoruz. Milyonlarca hatayı, bug'ı işte bu yakaladıklarını burada çözüyorlar. Şu güzel oldu, ilginç bir şekilde. Ona hemen söyleyelim. Biliyorsunuz her sezonun başında böyle saçma sapan bir tane bug olur. Bir kart bozuktur öyle bir şeydir ki bir de herkes onu abuse eder herkes onu böyle sonuna kadar sömürür ve oradan bir şeyler bulmaya çalışır ee, ve o 3-4 gün bulur onun ortadan kaldırılması. Bu sezon öyle bir şey olmadı <laughs> bu güzel bir şey herhangi öyle bir e, fark edilen e, işte herkesin sömürebileceği faydalanabileceği haksız yere bir tane bak yok e, o noktadan da güzel temiz bir sezon başlangıcı oldu diyebiliriz yani. Ve böyleyken böyle. Bir yamanatların daha sonuna geliyoruz. Uzun da oldu sanırım. Kısa yamanatımız şu ana kadar pek olmadı zaten ama dediğim gibi sezonluk modu ayrı bir bölümde inceleyeceğiz. Çünkü iki dest üzerinden iki maç yapacağız. Dolayısıyla sevgili dostlar. Yeni bir sezon başlangıcı. Umarım hepinizin keyifli bir sezonu olur. Biz bir videonun sonuna geldik. Bir sonrakine görüşene kadar diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.